Selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan Türk ajanımız hakkında tüm bilgileri bir videoda toplayıp konuşmak istedim. Evet, yeni ajanımız bir gözcü. Kız ve erkek belirsiz ama kız olsa tabii ki daha kararlı olur. Çünkü daha yakışır bir karakter. Bekliyoruz şahsen erkek karakterleri çok. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hariç 9, 10, 11, 12, 19'a kadar giden ajanlarımız var. Şimdi yeni gelecek olan karakter 20. karakter mi? Yoksa 8. olan eski bir karakterim. Öncelikle 8'in numarası neden yok? Eğer yaşlı biri olsaydı Brimstone gilin başlangıcından olan bir karakter öncelikle 8. karakter. Yaşlı biri olsaydı ve iyi biri olsaydı 8 numarası hala anıt olarak dururdu. Yani emekliliği geldi tarzında diyorum. Herhangi bir şekilde çıkmak zorunda kalsaydı yine 8 dururdu. Bu ajanımız belli ki istenmeyen bir karakter ve İlk ekibe söylenilen ve bunun adını dahi açmayın denilen bir karakter. Korkutucu bir karakter. Şimdi bu ajanımız, daha doğrusu 20 ve 8. ajanımız birbiriyle konuşmuş olabilir. 8. ajanımız bir nano boyutta ve benzeri boyutlarda kalmış olabilir. 20. ajanımızla herhangi bir bağlantısı olabilir veya dediğim gibi bu eski protokolleri bilen bir ajanımız bu arada, bu gelen Türk ajanımız. Belli ki bu 8. ajanımız diye geçirmek istiyorum. Çünkü Brimstone'a sinirli ve benzeri. Ya 8. ajanımız 20. ajanımızla konuştu ve durumu anlattı, herhangi bir şekilde iletişim kurdu. Şifreleri verdi 8-20'ye, dedi işte böyle böyle sızdır. Bildiğiniz üzere tüm karakterlerin bilgileri sızdırıldı. Ya da dediğim gibi 8. ajanın ta kendisi. Birçok fanart var. Fakat sadece öngörülen, herkesin paylaşmış olduğu kovboy şeklinde bir fanart. Gözcü olunca neden herkes kovboy paylaşıyor anlamış değilim. Ve neden herkes o erkek karakteri koyuyor anlamış değilim. Kız karakter gelemez mi demek istiyorum. Bu karakterimiz bana kalırsa intikam alan bir karakter gibi geldi ve 8. karakterimiz gibi geldi. Çünkü çoğu şey, Brimstone'a sinirleri, o eski protokolleri, şifreleri bilen birisi ve Cypher'ın bu gizli tutulması gerekirdi denilen bir karakter olduğu üzere 8. karaktere yol gösteriyor. Cypher bildiğiniz üzere tam bir hacker ve daha doğrusu bilgi aşamasında en usta kişi. Fakat gördüğünüz üzere 8. ajanımız diye adlandırıyorum. Kayıp olan ajanımız. Her şeyi biliyor, her şeyi paylaşıyor. Bu adam bildiğin sinirli, her şeyi açığa çıkarmış. Bu ajanımızın özellikleri ne olabilir? Birkaç tane teoriler üretiliyor. İşte yazılım kodlarında totem bulundu. League of Legends'daki gibi totem atacak, görüş sağlayacak ve benzeri ve benzeri ve benzeri. Bakın bu küçük bir ihtimal. Atarsın görüşü. Chamber'daki gibi kamera şeklinde, radar şeklinde ötebilir. Gösterebilir anlık olarak. Lakin bana kalırsa Brimstone'daki gibi elinden saatidir ve benzeri tarzında herhangi bir araçtır. Radar çektiğinde görecek zaten bu adam. Uyduya bağlanmıştır. Sonuçta hacker. Brimstone'un uydusuna bağlanmıştır. Görebilir. Bu adamın hacker olduğu üzere bu arada Killjoy'un robotlarını, Brimstone'un elindeki o sis atmasını sağlayan cihazını, Viper'ın smoklarını, böyle Ryzen robotunu ve benzeri tarzında böyle elektronik eşyaları hackleyebilecek bir durumda birisi gibi geliyor. Bu ajanımız bildiğimiz bir hacker ise Cypher zaten naneyi yemiş oluyor. O yüzden mesela çok hackersa, dediğim gibi çok hacker olmak ne demek hemen açıklayayım. Aşırı hacker özelliği varsa görüş açısına gereği yok. Çünkü Cypher'ın kamerasına erişir ve benzeri. Bunu çok iyi ayarlamalar gerekir. Cypher'ın kamerasına erişen birisi neden bir radara ihtiyacı duysun ki? Tamam, her oyunda herkes Cypher seçmiyor ama sonuçta birbirinin ötürülüyor. Cypher'ın da dediği gibi. Bu ajanımız korkulan bir ajan. Herkes dediğim gibi o kovboy ve benzeri gösteriyor ve gece pazarında gelecek silah tarzında ve o kart yeni sezon, bu sezonun en sonunda verilen o kart ve yeni çıkmış olan silahla beraber gösterilen kart, kırmızı ve siyah tonlarında ve Zed'e benzeyen bir karakter fanartlar üretmişti. Onu da gösteririm, koymuş olurum. Belki görmüşsünüzdür şimdiye kadar. Ona benzer, onun cinsinde bir karakter geleceğini düşünüyorum. Birçok karakter tasarımı ve benzeri tarzında şeyler koymuşumdur zaten ekrana.
Dediğim gibi bu ajanımız ya 8. eski olan ajanımız ya da genç intikam almaya çalışan böyle mesela olur ya Avengers gelir şehri yok ettir. Wanda'daki gibi sen orayı yok ettin, burayı yok ettin, şunu yaptın, ben işte insanlık halkı olaraktan kendi başıma çeti kuran tayfasında birisi de olabilir. Yani bunlar hep bir ihtimal. Dediğim gibi bu karakteri Sage tanıyor. Brimstone da tanıyor. Bu ikili arasında bir muhabbet dönebilir. Cypher zaten biliyor. Sova biliyor. Daha doğrusu sova biliyorum kesin bir şey değilim ama Cypher'ın dediğine göre sova yetersiz kaldığı için yani çok ihtiyaçları olunan bir karaktermiş gibi gözüküyor. Şu anlık bu bilgiler bu şekilde. İster beğen, ister beğenme, ister paylaş, ister paylaşma, ister yorum yap, ister yapma. Ben sadece canım sıkıldı. Herkes bir yerden bir bilgi paylaşıyor ve toplu bir şekilde kimse vermiyor. Toptan bilgilerin hepsi şu anlık bu şekilde. Hepinize iyi günler dilerim.